durumunuz nedir? Ben evimdeyim ve o da. Hanımefendi? Hanımefendi, konumunuz nedir? Hanımefendi, hala orada mısınız? Normal boyutlarda bir silah da aynı işi görürdü. Lütfen konuşmayı kes. Güzel, temiz bir aşırı dozu tercih etmediğini mi söylüyorsun? Salı günü öğleden sonra uğraştığımız şey... Beyler, lütfen odaklanabilir miyiz? Zaten geç kaldık, hadi. İmha edilmesi gereken protein mevcut. Dişler. Adam o silahı duvara güzel bir resim yapacağını bildiği için seçmiş ve bence bu çok... pislik bir hareket. Ölü bir adama pislik diyemezsin. Nedenmiş? Çünkü duygusuzluk olur. Günaydın hanımefendi. Evin içi temiz. Özür dilerim. Bu size komik mi geliyor? İnsanların trajedileriyle alay etmekten keyif mi alıyorsunuz? Hayır, kesinlikle hayır. Öyle mi? Yani itin tekisin. Ya da pislik mi deseydin? Tamam, neden sizinle biraz yürümüyoruz? Belgeleri imzalarız, tamam mı? Önden buyurun. Size ulaşmamız gerekirse bu geçerli adresiniz mi, onu bilmek istiyorum. Evet. Tamam, sonuncuydu. Yardımınız için teşekkürler. Rica ederim. Ve ekibimin davranışı için tekrar özür dilerim. Başınız sağ olsun demek isterim. Bizi seçtiğiniz için sağ olun. Umarım bir kerelik olur. Alo. Oturuyor musun? Sayılır. İlgilenen bir yatırımcı var. Şaka yapıyorsun. Gerçekten çok meşgulüm. Espri yapacak vaktim yok. Allah'tan kim, ne zaman, nerede? Baş yatırımcı Doğu sahilinde bir anlaşma bağlıyor. Ay sonunda buluşacaksınız. 29'unda. Saat 3'te. Kapatmalıyım. Görüşürüz. Aman Tanrım.
Bırakayım mı? Bu işe yarar mı sanıyorsunuz? Evet, gerçekten. Aa, bana ıslık çaldı. İyi bir adam olmalı ve... Vay, bir Toyota'ya biniyor. O gemiye hemen atlamam lazım. Ha? Evet, peki. Haberin olsun. Kocaman sürpriz yapmaya gidiyorum. Gerçekten mi? Hı hı. Peki sürpriz ne? Aa, şey, büyük bir şey değil. Sadece dükkanımı açmamı sağlayacak bir yatırımcı bulmuş olabilirim. Sen ciddi misin? Hadi seni eve götüreyim. Merhaba. Merhaba. Nasıl söylesem bilemiyorum ama beni biraz rahatsız ediyorsun. Tam bir salaksın. Dur, dur. Vay, yavaş, yavaş. Affedersin, affedersin. Kazayla oldu gerçekten. Evet, tabii. Hey. Ne var? Bir iyilik yap. Beni boşlama, tamam mı? Kapa çeneni. Ve aslında olay hala belirsiz. Aa, çok daha iyisini hak ediyorsun. Biliyorsun değil mi? Ben bunu yapamam. Kevin'le aranızdaki ilişki nasıl? Artık kızgın bile değilim. Gerçekten kendimi duygusuzlaşmış hissediyorum. Sorun ilişki yaşaması değil, sorun ihanet. Birine tüm hayatınızı veriyorsunuz, o sadece yarısını veriyor. Ve o süre boyunca bundan haberiniz olmuyor. Peki romantizm açısından nasıl gidiyor? Bir ilişkinin sonrasında yeni bir hakikat için yer açılır. Yeni bir anlayış ve iletişim için. Her şeyin kendini yeni baştan inşa etmesini bekleyemezsiniz. Çevre değiştirmeyi hiç düşündünüz mü? Tabii ki. Bence bu ideal olur. Mükemmel. Aslına bakarsanız ilk evliliğiniz bitti. Bunda hemfikir miyiz? Evet. Evet. Şimdi kendinize şunu sorun. Birlikte bir ikinci evlilik yaratmak istiyor musunuz? Harekete geçin. Bir değişiklik yapın. Kendiniz yeni bir çevrenin güzelliğini yaşatın. Evet, kadın haklı. İlk evliliğiniz boka bulandı. Ne var? Doğru değil mi? Ki bence eksik olan da bu zaten. Yani rica ederim. Beni hiç affetmeyeceğinden korkuyorum. Çuvalladın, o kesin ama... Sonuçta bu durumdaki tek kurban o değil. Suçu üstlendiğin için bunu söyleyemeyeceğini biliyorum. Ama ben Deli, söylerim. Yapma. İsteklerin karşılanmadı. Bunu bahane olarak kullanamam. Bu bir bahane değil. Gerçek bu. Bak, hiç zamanım yok. Bunu konuşup duramam. Deni oldu Kendini mu? Kendini senden uzaklaştırdın et. Evet. Bence kardeşini bir dolapta asılı bulan herkes aynı şeyi yapardı Deni. Hadi aman Natalie. Bana çiçekli kumaşı verir misin? Merhaba, bu saatte evde ne işin var? Bugün işimi erken bitirdim. Rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır, hayır, kesinlikle hayır. Merhaba Deni. Nasıl gidiyor? Siktir. Benim gitmem gerek, yapacağım işler var. Sonra konuşuruz. Tamam. Görüşürüz. Bir dakikan varsa bir şey danışmam gerek. Sen delirdin mi? Ben parasını verdiğimiz tavsiyeye uymaya çalışıyorum. Gel de eve bir bak. Hayır, teşekkür ederim. Bak, ev sahibiyle konuştum. Harika bir fiyata bırakacak. Demek ev sahibiyle konuştum. Şey, evet.
Harekete geçiyorum. Yapmam gereken bu değil mi? Neden bana sormadan önce biriyle ev alma konusunu konuşuyorsun? Bu hiç de... Hey Natalie, anlamıyorsun. Bu ev mükemmel. Çok rahatsız edici. Söz veriyorum. Orada bir şey yaşandığını anlayamazsın. Biliyorum. Kendim temizledim. Bir cinayet ve intihar yaşanan eve taşınmak istemiyorum. Orada olanlar çok üzücü. Tamam, peki ama her gün bir şeyler olabilir. Gerçekten bu kadar ukala mı olacaksın? 21. yüzyılda yaşıyoruz Natalie. Nereye taşınırsak bir geçmişi olacak ve eminim güzel bir şey olmayacaktır. Tamam mı? Aile içi lütfen, şiddet, çocuk pornosu, Kevin, asbest... Birinin beyninin salon duvarını dağıldığı görüntüsünü canlandırarak rahatsız olacağım bir eve taşınmak istemiyorum sadece. Ben de karımın başka bir adamın sikini emdiği yatakta uyumak istemiyorum. Hayatı boşlamış gibiydin. Üniversiteyi bıraktın, benimle konuşmadın, bana hiç yaklaşmadın bile. Bir anlık zayıflık yaşadım ve bunun için kendimden nefret ediyorum. Ama beni cezalandırıp duramazsın. Biliyorum. Kanepede uyurum, tamam mı? Merhaba. Merhaba. Çalışma odası olması gerekiyor. Tamam. Ve masraflarımızı gerçekten kısmamız gerek. En azından şu anlaşma yapılana kadar. Bunu yapabilirim. Ve üniversiteye dönmen gerek. Kevin, artık hayatını harcamanı izleyemem. Tamam. Bana söz ver. Söz veriyorum. Tamam. Bye. Bizi gezdirdiğiniz için tekrar teşekkürler. Bu kolay değil biliyorum. Tabii ki. Hey, şuradaki ne acaba? Ah, uzaktan kilitler. Telefonlarınızı bağlayabileceğiniz bir uygulama var. Vay canına, bunu hiç duymamıştım. Evet, bu evde bolca özellik var. Kameralarla ilgili birkaç teknik sorun olacaktı. Sanırım onları kurmak için şirketi aramanız gerekecek. Sizin de bildiğiniz gibi buradaki her şeyi abim ve karısı tasarladılar. Yani düşük bir fiyata birçok pahalı özellik alacaksınız. Ah, çocuklar, dışarısını görene kadar bekleyin. Evet. Aslında fazla söze yer bırakmıyor. Vay. Bunun kimse için ideal bir durum olmadığını biliyorum ama bu arka bahçe ve o gömme dolaplar değil mi? Bak Claudia, gerçekten çok ilgileniyoruz ama sana karşı dürüst davranacağım. Son birkaç yıl bizim için zor geçti. Biliyorum istediğim bu değil. Ama verebileceğimiz bu kadar. Eğer bu sayıya evet dersen... Belgeleri bugün yollarız. Bize yeni bir başlangıç lazım. Lütfen bunu konuşalım. Aslına bakarsanız aylardır ciddi bir alıcımız olmadı. Bilmiyorum, sanırım bugünlerde insanlar çabuk korkuyor. 20.000 daha ekleyin, sizin olsun. Evet, evet. Aman tanrım, bunun bizim için anlamını bilemezsiniz. Biz de evden çıkardığımız için mutluyuz. Burada çok mutlu olacağınızdan eminim. Teşekkürler. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Sağ ol dostum. Evin tadını çıkartın. Rob, Robert. Aman tanrım. Evet, bir ev satın aldık. Evet, Odi beğendi. Evet, harika değil mi? Sayılır. Kadını burada mı öldürmüş? Ah, çok korkunç.
Teşekkür ederim. Lütfen, sadece dürüst davranıyorum. Güzel bir alan. Cinayet kurbanlarını ağırlamak için mükemmel. Peki, bunun iyi bir karar olduğundan emin misin? Yatabilmek için çok şeye katlanıyorsun. Hepsi o. Tamam, belki fark etmedin ama içeriye taşıdıkların taşınma kutularıydı. Bunun için biraz geç kaldım. Annemin ya da Gandhi'nin diyeceği gibi. Asla çok geç değildir. Gandhi bunu hiç söylemedi ve annem salağın tekidir. Aslında bu ikisi için de çok sert bir tanım oldu. Ceset bulundu. Demiştim. Bu senin görevin. Ah tanrım. Bu kadını dışarı sürüklediği yer mi? Dini kes şunu. Aslında ön kapıyı kullanmayıp dolapta saklanarak bunu kendi halletmiş. Ne var? Tamam, gel küçük ucube. Ama tanrım, çok üzgünüm hayatım, iyi misin? Bilmem, kan var mı? Hayır. Ne yapıyordun öyle? Şaka yapıyordum. Hiç komik değil. Sıra sende. Seni duymuyorum. Derin uykudayım. Hadi ama. Hayır, hayır. Hayır, kalkmam. Tamam. Pekala. Hadi Odi. Gel buraya. Hadi. Hadi Odi içeriye. Üstüne işenecek bir şey kalmadı. Odi hadi gidelim. Odi hadi, beni öldürüyorsun. Tamam, sen kal, ben yatıyorum. Tanrım, ne var? Neden bana öyle bakıyorsun? Tuvaleti kullandın mı? Hayır, ama Odi kullandı. Götünü de epey salladı. Banyoda biri vardı. Ne? Biri içeri girdi ve tuvalete gitti. Sensin sandım. Hayır, burada kimse yok. Bu mümkün değil. Eğer onu göremediysem çok ince olmalı. Yarı uykudasın. Buradaki ilk gecemiz, kendini korkutma.
Hadi yatalım. Tamam. Teşekkür ederim. Bu da ne böyle? Hayır, kızmadım. Parasını ödemedim. Eğer bedavaysa sakladım. Ne demek para iadesi olmaz? Ben ısmarlamadım. Anahtarlarımı gördün mü? Evet, benim adım ve adresim ama ben bunu ısmarlamadım. Kevin, anahtarlar. Tamam, sizi sonra ararım. Hey, en son nereye bıraktın? Masama ama bütün odayı aradım ve orada yoklar. Tamam, o zaman herhalde son bıraktığın yer orası değil. Bunu hiç düşünmemiştim. İnsanların birine böyle farklı bakış açısı kazandırabilmesi çok güzel. Hey. Gel buraya. Affedersin, ben geç kaldım ve bok gibi uyudum ve bok gibi görünüyorum. Canım, harika görünüyorsun ve bugün iyi iş çıkartacaksın. Tamam, bu... Kesinlikle göründüğü gibi değil. Bak, utanmana gerek yok. Sadece dergi. İnternet varken biraz garip. Gidip anahtarlarını arayabilir miyiz? Evet, arayabiliriz. Tamam. Bak, söyledim. Ben zaten her yeri aradım. Ve orada değil. Tar adına yemin ederim oraya bıraktım. Belki Tanrı bugün izinlidir ve seninle dalga geçiyordur. Gidip bakman gereken bir porno yok mu? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. İşle ders arasında zorlu bir gün geçireceksin. O yüzden yemek hazırladım ve buzdolabına koydum. Mavi kapaklı. Tamam. Hadi kaybol. Görüşürüz. Görüşürüz. En küçük kızım, Tanrı korusun, tam bir kabustur. Teşekkür ederim. Özellikle giyim konusuna geldiğinde. Geri vermek zorunda kaldığım hediyeler bir üçüncü dünya ülkesini bile giydirebilir. Geçen hafta örneklerinden 3 tanesini giydi. Bence sende renk, desen, kalite konusunda göz var. Bir kadın girişimci, ayrıca çok zeki. Kendi dükkanını açmadan önce... Seni bir marka ismi olarak öne sürmek istiyoruz. Bu bir teklif mi? Bu sezonun sonuna kadar 150 ila 250 dükkan açmanı sağlayabiliriz. Burada ayrılıp düşünürmüş gibi mi yapmalıyım yoksa hemen kabul edebilir miyim? Evet, gidebilirsin. Evet. Ya, çok isterim. Harika. Teşekkür ederim, sarılabilir miyim? Tabii. Çok teşekkür ederim. Haftaya şehir dışına çıkacağım ama ortağım hazırlık belgelerini sana iletir. Tamam. Orijinal temeli kullanarak yapıyı modernize etmenizi istiyorum ve elbette ikili çalışacaksınız. Evet, çevrenize bakın, bir ortak bulun, sizden zeki biri olsun. Bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bu işi ciddiye alın. Notunuzun yarısı buradan gelecek. Sakın ertelemeyin, birbirinize danışın, kafede buluşun, bir eve gidin, umurumda bile değil. Eğer yardım gerekirse e-posta atın, aramayın, telefonu açmam. Yine mi sen? Evet, benim. Sapığın oldum, farkında mısın? Evet, farkına vardım. Evet, Kevin. Evet, Avery. Oh, biraz ani oldu. Tamam, artık ortak olduk. O yüzden sana ulaşabilmem gerek. Çok garipleştiğin için teşekkür ederim. Al bakalım. Tamam, Kevin. Derste görüşürüz. Merak etme, çünkü bu... Gerçekten tüm zamanların en güzel ve en düzgün projesi olacak. Bana inan. Tamam. İnsanlık tarihine geçecek. Tamam, yine Odni'nin kusmunu göstereceksen fena olur. Tamam, kapa çeneni, anı mahvediyorsun. Ama Tanrı. Ay. Şanslı kadın kim? Kim, ben mi? Ne haber? Ne haber mi? Her neyse. Tamam, gidip o diliyle takılacağım. O beni takdir ediyor. Hayır. Seni takdir ediyorum. Evet, tabii. Ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gel buraya.
Eğer bir teklifte bulundularsa kutlarız dedim. Ve yanılıp bulunmadılarsa sarhoş oluruz. Her şeyi unuturuz. Tanrım, buna ne kadar ihtiyacım vardı bilemezsin. Seninle gurur duyuyorum Ned. Sadece fondip yedin diye değil. Ama bunu gerçekten hak ettin. The bestest pie you ever had. There'll come a time, now don't forget it. İyi misin? Evet. Evet. Sadece kötü bir rüyaydı. Ben bu geceyi düşünüyordum. Öyle mi? Gerçekten güzeldi.
Çıkardığın sesleri özlemişim. Evet, ben de. Özellikle bunu yaptığımda. Bugün seni özleyeceğim. Gerçekten mi? Yeni bir şey. Toplantım 5'te bitecek yani. Belki bir yemek yeriz, film izleriz dedim. Ne dersin? Keşke, iş için çağrıldım. Mesai saatlerini azaltacaksın sanıyordum. Evet, zaman masrafları düşünmem gerek. Akıllıca gidelim. Bu da yeni. Salaksın. Çok güzel bir salak. Aa, evet, öyle duydum. Kibirli. Hayır. Bu not için teşekkür etme biçimi. Ne notu? Kevin Dedic. Evet. Şunu imzalayın lütfen. Tamam. Tam olarak neyi imzalıyorum? Tamam, al. Teşekkürler. İyi günler. Tamam. Banka hesabından $2,000'lık pornonu mu almışlar? Evet. Vay canına. Aynı günde hayalet görmek ve kimlik hırsızlığı gerçekten çok fena. Hayalet değildi. Ne çeşit bir porno? Ne? Sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. İnanılmaz. Belki de paranoyakça bir halüsinasyondu. Bir düşünsene, yeni işe başlama baskısı, aranızda olanlar, yeni taşınma. Bir anda fazla gelmiştir. Dostum, dinleyecek misin, mesaj mı atacaksın? Hayır, mesaj atacağım. Yalnız. Sen ciddi misin? Avery kim? Hiç kimse. Mesaj atmaması gereken ama yine de attığı şirin bir kız. Kes şunu. Ne? Doğru değil mi? Tamam, olay tek odada olmuş. Gidip hemen temizleyelim. Dur biraz. Kim o? Nerede tanıştınız? Bikini bölgelerine dokundunuz mu? Hayır seni yaşlı sapık. Sonra ödev yapmak için buluşacağız. Bunu ne kadar çabuk bitirirsek o kadar iyiyim. Kız şirin mi? Evet. Buna cevap vermeyeceğim. Neden? Çünkü kız şirin. Hayır, çünkü önemli değil. İlahi bir intikam görüyorum. Evet, çünkü kız şirin. Tamam, haberiniz olsun. Natalie ile aram eskisine göre daha iyi. Evet, yani çok daha iyi. Paranoya, halüsinasyon dışında. Tamam çocuklar, hadi gidelim. Evet ama geri kalan her şey çok iyi. Çok iyi. Evet, hayır, kalsın. Lütfen. Bak, Deney, buna vaktim yok, tamam mı? Toplantıya hazırlanmam gerek. Hadi ama, geçen sene sana o kadar yardım ettik. Gerçekten. Duygu sömürüsü mü yapacaksın? Evet, çünkü annem de bana duygu sömürüsü yapıyor. Ayrıca ona yemek vereceğini söyledim bile. Ne? Deney, annem son kez şehre geldiğinde seni tedaviye götürmemiz gerekti. Onunla ilişkin olmasını istiyorsan istediğini yap. Ama uzun zaman önce karar verdim. Ben baş etmek istemiyorum. Bilirsin, ben senden asla bir şey istemem. Bu kesinlikle doğru değil. Odi, sabahtan beri seninle oynuyorum. Zaten bundan sonra yine ortadan kaybolacaktır. Birkaç senede bir az acı verici bir yemeğin nesi var? Tamam. Onu buraya getirebilirsin ama benden daha fazlasını bekleme. Tamam. Tamam, bak, toplantıya hazırlanmam gerek, tamam mı? Görüşürüz. Yoksa sıkıştı mı?
Aa, evet, tam orada. Tamam. Merhaba, Dadiç adına rezervasyonum var. Mükemmel, vardı. Diğer konuğunuz biraz önce geldi. Aa, harika, teşekkür ederim. Merhaba yabancı. Nick. Seni görmek güzel. Evet, sen de. Beni izler misiniz lütfen? Aa, evet, affedersiniz, kabalık etmek istemem ama bir iş toplantım vardı. Evet, evet biliyorum. Natalie bekle. Beni şimdi onu... seninle görünemem biliyorsun. Eğer Kevin bunu öğrenirse... Suç benim, tamam mı? Ona haberin olmadığını söyle ve bu gerçek. Neden bana söylemedin? Çünkü gelmeyeceğini biliyordum. Evet, belgeleri imzalamadan haber versen iyi olurdu. Biliyorum. Kızmakta çok haklısın, anladım. Ama yeteneklisin Natalie. Aramızda olanlar yüzünden bu fırsatı tepmene izin veremem. Aptallık olur. En seni çok sevdi. Ben sadece bilgi verdim. Hepsi o. İçeri gelir misin? Toplantıyı yapalım. Lütfen. Tamam. Siktir et. Bir içki daha alacağım. İster misin? Hayır, böyle iyi. Emin misin? %100 agave. Evet, araba kullanacağım. Farkında mısın? Önümüzde en az 2 saatlik sıkı bir çalışma var. Evet, tamam. O zaman mecburum. Ha, bu Western mi? Aa, yaklaştın. Bunu bana abim bıraktı. Şerefe. Peki ya sen? Kardeşin var mı ya da... Evet, erkek kardeşim. Dürüst ol, yoksa yakışıklı olan o mu? Aslında öyleydi. Ne, sonra şişmanladı mı? Hayır, o öldü. Aman tanrım dostum. Bak, çok üzgünüm. Çok duygusuz davrandım, özür dilerim. Hayır, sorun değil. Eğer sana konuşacak biri falan gerekirse...
Hemen 10 metre sonra birinci kata çıkış var. Fazla mı karışık gelmeye başladı? Hayır, sanırım sinüs sorunu. Burun spreyi ister misin? Kullanılmış burun spreyi almayayım, yine de sağ ol. Hey, organiktir. İyi satıcısın ama sanırım ölmem. Zaten eve gitmem gerek. Tamam, seni geçireyim. Sakin ol. Ben geldim. Neden kanepede uyuyorsun? Hiç bilmiyorum. Hadi gel. Sorun ne? Kevin, burada biri vardı. Yo, ne diyeceğini biliyorum. Kabus diyeceksin ama çok canlıydı. Kevin, bunu hissettim. Bak, kapı kilitliydi. Sızıp kalmışsın. Herhalde hayır, bu... Hayır, beni dinlemiyorsun. Bu gerçekti Kevin. Bana yalancı diyorsun. Hayır, öyle duymayı tercih ediyorsun. Peki, hadi hislerden bahsedelim. Kızgınım. Kevin. Evet, kızdığının farkındayım. Hayır, sen ne hissediyorsun? Bıkkınlık. Bilmiyorum. Demek istediğim, ikimiz de zor değişiklikler yaşadık ve... Bu gece annesiyle yemek yiyeceğiz. İkimiz de pek hevesli değiliz. Belki tüm bu stres bu olayların birikimidir. Bu gördüğüm şeyi nasıl açıklar? Paranoid halüsinasyon. Hayır. Birbirimize böyle davranmayacağız. Evet, ama benim karşı safımda olacağını hiç sanmazdım. Değilim. Sadece tüm mantıklı açıklamaları düşünmeye çalışıyorum, net. Seni böyle görmekten nefret ediyorum. Tüm bunları alıp kendim yaşamak zorunda kalsam bunu yapardım. Gidip annenle boktan bir yemek yiyelim. Tamam. Aman tanrım, Odi. Bana kalp krizi geçirtecektin. Evet Ned, köpeğini besledim. Odi. Odi. Ned. Odi. Odi.
Odi! Merhaba ufaklık. İyi misin? Tamam. Seni biraz rahat bırakayım. Siktir be. Odi. Nereye gittin? Danny. Danny. Ben üst kata bakayım. Gerçekten inanılmaz. Tahmin edeyim üst katta değil. Şey, belki de bir şeyler almak için dışarı gitmiştir. Kabul edelim, pek organize değildir. Evet ama Odi'yi beslemek için gel dedim. Tamam, biz besleriz. Kevin bütün gün evde yalnız kaldı. Eminim buralarda bir yerdedir. Odi. Odi gel evlat. Odi. Merhaba canım. Tamam zavallı şey.
Aslında bunu yapacağını biliyordum. Bu yüzden bulaşmak istemedim. Annemle bir şeyler planlar, işe koyulurlar ve pisliği ben temizlerim. Saçmalık bu. Sadece geleceğin dediğinde gelmesini bekliyorum. Sen hepsi bu. Deni'yi dert etme. Gelecektir ve gelmezse de ortaya çıkınca konuş. Bak Odi iyi tatlım. Hı-hı. Ben yemeği halledeceğim. Sen sakin ol, tamam mı? Amerika'nın bu uluslararası mutfakları batılılaştırması çok garip. Ben Çin'deyken bu tatlılı ekşili genel stil saçmalıklarından hiç yoktu. Dışarıdan yemek söylediğimiz için üzgünüm Ferah. Zamanımız azdı. Yo, teşekkür ederim. İlginç. Evet herhalde hala o belgesel için uğraşıyorsun. Eğer hayatımın eserinden bahsediyorsan evet hala o belgesel için uğraşıyorum. Hayatının eseri. Peki o iş nasıl gidiyor? Harika gidiyor. Joaquin ve ben... Joaquin kim? Kendisi sevgilim. Evet. Başka Szechuan tavuğu var mı? Natalie. Eğer aklında bir şey varsa benimle paylaşman için kapıyı açıyorum. Hayır sağ ol. Hayatımın tadını çıkarmaya hakkın var Natalie. Ben senin yaşındayken iki kız büyütüp işimi evden yürütüyordum. O işi kim kurdu anne? Evet babam kurdu. İçkiler, bira, şarap. Desteklemen neden bu kadar zor? Hiç görmediğim bir şeyi desteklemen biraz zor değil mi? Kendimi böyle bir tacize maruz bırakmama hiç gerek yok. Taciz mi? Evet taciz. Sen bir zorbasın Natalie. Aslında kardeşin gelmemeye karar verirse buna hiç şaşırmam. Sanırım bunu hepimiz biliyoruz ki... Kevin sorun değil, ben gitmek istiyorum. Evet Kevin, gitmek istiyor. Joaquin'e benden selam söyle. Aslında hayatım, bu ergen genç tavrı biraz demode oldu. Evet, bu özgür ruhluyum gösterisi de öyle. İki kız yetiştirdim kısmını özgeçmişinden çıkarmalısın çünkü bunu uzun süre önce bıraktın. İşte bu haksızlık. Sen ve Deni için her şeyi feda ettim ben. Ben sen gerçekten lanet olası bir bencilsin. Ettiğin şeyler umrunda. Aslında Deni herhalde evinde yine krize girmiştir. Geçen seferki gibi kafa çekiyordur. Çünkü böyle bir şey nasıl lanet söylersin? Olası, kanserojen bir fırtına gibi girip çıkıyorsun. John Santos 19, Katrina Cantor 16, Shay Mahon 17. Bunlardan size tanıdık gelen var mı? Hayır, bunlardan hiçbirini daha önce görmedim. Beyazları birleştirin. Anlamadım, nedir bu? Çocuklardan biri bunu Facebook sayfasında paylaşmış. Orijinal kaynakta sizin adresiniz kayıtlı. Irkçı beyazları toplanmaya çağırıyor. Sizce biz mi yaptık? Henüz ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ama çılgın bir dönemdeyiz, her şey olabilir. Böyle bir şeye ev adresini yazmak için salak olmak gerekmez mi? İlk başta yazacak kadar salak olmak yeter. Tamam, Memur Richardson. Sanırım Kevin'in söylemeye çalıştığı şey şu. Biz asla böyle bir şeye katkıda bulunmayız. Asla. Tamam. Madem öyle, tanıdığınız katkı sağlayabilecek birini düşünmeye başlayın. Sadece birkaç ay önce taşındık. Çevredekilerle tanışmaya zamanımız olmadı. Peki bölge dışındaki düşmanlar, kin besleyecek biri var mı? Reddedilmiş aşık, bir çeşit intikam? Hayır. Hayır, yani ben ya işteyim, ya okul, ya da evde. Ev dışında bir şey yapacak vaktim yok. Bayan Dedic? Kimse yok. Bunu kimin yaptığını paylaştığını takip etmenin bir yolu yok mu? Tabii, kesinlikle, eğer orijinal gönderi silinmediyse. Yani bu mudur? Biz ne yaptık ki? Lanet olası bir Nazi operasyonu yürüttüğümüzü sanıyorlar. Tamam, arabayı yaktılar. Natalie. Bakın Bay Dedic, biz elimizdeki izleri takip edeceğiz. Bize verebileceğiniz bir bilgi, sıra dışı ya da rahatsızlık verici bir olay varsa ve söylerseniz çok yardımcı olur. Hayır, şu anda aklıma gelen hiçbir şey yok. Hayır. Tamam,
Şey, bir şey aklınıza gelirse... Claudia, merhaba. Ben Natalie Dadic. Bu çevredeydim ve bunları sana getirdim. Aa, ne kadar hoş. Tamam, aferin oğlum. Git yakala, hadi. Git yakala. Top, topu yakala. Seni burada görmek garip. Merhaba. Al. Hayır, istemem. Ah, yorulmuş ve susamış gibisin. Al, lütfen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hmm. Ve bugün geldiğin için sağ ol. Natalie'nin aile dramları, ev ve okul arasında normal bir sohbet lazımdı. Yardımcı olduğuma sevindim. Köpeğin yakalama işinde berbat. Evet öyle, korkunçtur. Al bakalım. Herhalde geçen gece evde olanlar biri bizimle oynuyordur ama yine de bazı şeyler var ki bilemiyorum, biraz farklılar. Ne olduğunu öğrenmek istiyorsun? Evet. Aslına bakarsan bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Tabii ne oldu biliyoruz. Nedenini bilmiyoruz. Jay itin teki olabilirdi. Ama abimdi. Ve onu seviyorum. Yani seviyordum. Eyalet dışında yaşarlarken Jay Aaron'a söz verdiği kadar sadık kalmadı. Tahmin edebileceğin gibi Aaron bundan hoşlanmadı. Ve ödeşmeye karar verdi. Kadının da mı bir ilişkisi vardı? Kimsenin tanımadığı gizemli bir adamla. Adını ya da kim olduğunu hiç söylemedi. Demek Jay'in haberi vardı. Sonunda olmuş. Aslında Jay'in birlikte olduğu kadınlar elinin kiri gibiydi. Ama Aaron'ın duyguları gerçekti. Jay biliyordu, kadın tek seferlik diyordu ama o sürtük bir şeyin peşindeydi. Aaron evi sıfırdan tasarladı. Ama her şeyi Jay ödedi. Hem de her kuruşunu, hiç soru sormadı. Abim o kadını arızalı bir şekilde seviyordu. İyi anlaşmaya da başlamışlardı. Anlayamadım. Madem daha iyi anlaşıyorlardı, o zaman neden? Konumunuz nedir? Ben evimdeyim ve o da... Aramızda kalsın ama... Bunu abim yapmadı. Evet, sinirli biriydi. Ama katil değildi ve... Kesinlikle intihar etmezdi o. Ne yani, bir anda tüm kameralar mı bozuldu? Burada tutarlı olmayan çok fazla detay var. Polisler bunlara hiç aldırmadı. Zaten bir beyaz öldürülmemişti. Konuğumuz olduğunu bilmiyordum. Dostum lütfen. Lütfen köpeğinle oynarken bileğimi burktum de seninle sonsuza dek dalga geçebileyim. Sanırım arıydı. Beni arı soktu. Seni arı mı soktu? Evet. Kötü mü? Kim bir arıya basar ki? Aa, işte burada. Dur biraz, dur. Çıkardım. İşte burada. Epey büyükmüş. İyi misin yoksa kesmek mi gerekecek? Bir doktordan daha görüş alacağım. Hey, belki de o diye bakmalısın. Odi. Odi gel buraya dostum. Odi. Hey. Tanrım. Onu hiç böyle görmemiştim. Ben biraz su getireyim. Natalie. Rahatsız ettiğim için çok özür dilerim. Hayır. Ben konuşmanızı yarıda kestiğim için üzgünüm. Claudia bazen bana haber vermeden işler yapar. Ağzı da hiç kapanmaz. Normal karı koca işleri, bilirsin işte. Evle ilgili sorunlar mı var acaba? Gerekenden fazlasını duymuş olabilirim. Sorun olmadığından eminim. Aslında yaşadığı şoktan sonra Claudia biraz aceleci davranmış olabilir. Eğer sorununuz varsa sizinle pazarlık edebilirim. Evi geri alırım. Ödediğinizin çok azını olmaz.
Azına mı? Evet. Bu sorunlar değerini biraz düşürecektir tabii. Şey, teklif için teşekkür ederim ama şu anda buna hazır olduğumuzu sanmıyorum. Rahatsızlık için özür dilerim. Sen ve kocan aklı yerinde olmayan bir kadından faydalandınız. Abinin ona tek bıraktığı şey o evdi. Ve ikiniz bu evi ondan neredeyse bedavaya aldınız. Dediklerimi bir düşün. Kevin. Hey, yavaş ol. Sorun ne? Merhaba, ben Avery, Kevin'in sınıf arkadaşı. Birkaç hafta önce bahsetmiştim. Evet, unutmuş olmalıyım. Şey, ben gidip... Görüşürüz, geçmiş olsun. Memnun oldum. Sınıfta görüşürüz. Evet, sağ ol. Ne var? Pekala. Hadi başlayalım. Oden'in karnına baktık. Dürüst olmam gerek. Ona ve fiziksel durumuna bakınca durum iyi görünmüyor. Ne kadar iyi görünmüyor? Kanında sağlığının kötüleşmesine yol açan güçlü bir toksin var. Buna genelde köpeğin yanlışlıkla yuttuğu bir şey yol açar. Ama sonuç olarak kalbi pes etmeye başlamış. Peki bu tedavi edebileceğimiz bir şey mi? Bu sadece acıyı uzatmak olur. İstediğiniz kadar zamanınız var. Bunu tartışın. Bir şeyi nasıl söylemezsin? Sadece sorun çıksın istemedim, o kadar. Bu kötü kararından ötürü seni eleştirmem gerek net. Bu anlaşma her şeyi değiştirebilir. Reddedebilecek durumda değildim. Zaten belgeleri imzalamıştım ama yemin ederim haberim yoktu. Onunla buluşuyor muydun? Sadece işle ilgili. İnsan dolu bu lanet olası şehirde onunla çalışmaya mecbur muydun? Kesinlikle, tamam mı? Mecburdum. Bak, başka çarem yok. Saçmalık. Sen işini duygularıma ve evliliğimize tercih ettin. Hayır, bu doğru değil. O seninle yatmaya çalışıyor. Hayır, Matt. Öyle bir şey yok Kev. Aa. Geçen sefer de böyle demedin mi? Evet. Bunu gayet net hatırlıyorum. Lanet olsun Odi. Ne var? Kapıda biri var. Ben bir şey duymuyorum. Kevin, yemin ederim. Tamam, sakin ol. Kımıldama. Kevin, şimdi ne yapacağız? Polisi aramak için telefonu hazır tut. Telefonum burada değil Kevin. Lanet, telefonum burada değil. Tamam, sakin ol. Kevin, sakın beni burada bırakayım deme.
Peki mutfağa gittikten sonra başka ses duymadınız mı? Açık kapı yoktu. Yoktu. Fiziksel tanım da yok. Orada tarif edecek kimse yoktu. Hey, hafızanızı canlandırmaya çalışıyorum. Tamam, bir rapor yazarım. Eğer aklınıza başka bir şey gelirse beni direkt aramaktan çekinmeyin. Bir şey daha var. Net. Bana deliymişim gibi davranmazsan iyi olur. Ben bir şeyler görüyorum. Kabuslar. Bir adam var. O çok çok ince ve soluk renkli. Evde mi? Evet. Size yemin ederim onu gördüm. O holden emekleyerek çıktı ve bana saldırdı. Tamam, soluk renkli bir adam holde süründü ve size saldırdı. Ve bunu bildirmeyi düşünmediniz. Hayır, çünkü Kevin'in dediği gibi o sırada kabus görüyorum sandım. Ama sonra bir şeyler kaybolmaya ve başka yerlerde ortaya çıkmaya başladı. Sonra bir tenis topunu yatağımın üstüne koydu. Demek yatağınızın üstüne tenis topu koydu. Hayır, tenis topu yatağımın altındaydı ve ona yetişemedim. Bir şey almaya gittim ve döndüğümde onu yatağımın üstüne koymuştu. Tamam, tamam. Uzun soluk adam, tenis topu, hol. Anladım. Sizi arayacağız. Oh, telefonunuzu mutfakta bulduk. Teşekkür ederiz. Umarım bizi deliymiş gibi gösterdiğinin farkındasındır. Beni dinler misin Kevin? Karın polislerle oturuyor. Onlara güvende değilim ve korkuyorum diyor. Yani cevabın bu mu? Biri bizim evimize saldırdı Kevin. Birinin evimize giriyor olması sence ihtimal dışı mı? Evde tenis toplarını ve anahtarları taşıyan biri mi? Hayır. Tamam, sana hatırlatayım. Bu gece evimizde ne vardıysa onu bir tek ben duymadım. Ne? Tamam mı? Ne yani, yapmamı istiyorsun? Bilmiyorum net. Kevin, kamera dolu bir evimiz var. Belki bu iyi bir başlangıç olur. Bu kaça patlar? Hiç haberin var mı senin? Evet, sanırım biri bizi uykumuzda öldürürse cenazemizden daha ucuza tamam, çıkar. Tamam, dram konusunda frene bas. Önce yeni bir araba almamız lazım. Biz servet ödediğimiz kiralık arabadan kurtulmalıyız. Şu anda bunu karşılayamayız. Evet, bağlandığınızda evin her odasından kilidi kontrol edebilirsiniz. Evet, kırmızı kilitli demek, yeşil bu kadar basit. Şu an her şey düzgün çalışıyor ama sorun yaşarsanız bizi arayın lütfen. Eğer sorun devam ederse tüm sistemi değiştirmemiz gerekebilir. Mükemmel. Döndüğüm zamana dek 15 ek örnekle birlikte tam bir örnek rafı istemiştim. Biliyorum. Ne oldu? 2 hafta geçti ve bunun yarısı mı var? Biliyorum. İnsan olarak hayatının boktan durumda olmasını empati duyabilirim. Ama patronun olarak senin neye bulaştığın konusunda uyarmıştım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Keşke ne kadar utandığım konusunda bir fikrin olsaydı. Sana uzatma veriyorum. 1 hafta. Anladın mı? Evet. İlk tanıştığımızda bu ofiste olan kadını görmek istiyorum. O kadın hayatını toparlamalı. Ne desem bilmiyorum. Sanırım boktan bir ev aldı. O evi gördünüz. Mükemmeldi. Bir de aldığımız fiyat. Görünen o ki çok fazlaymış. Her neyse. Hadi şunu güneş batmadan önce temizleyelim. Aslında bir keresinde bana da oldu. Süper şirin bir kızla tanıştım. Gözleri, gülümsemesi, kişiliği bile iyiydi. Ve onunla yattım. Sabah kiminle uyandım? Klamidya ile. Kesinlikle yalan reklam dostum. Ne demek istiyorsun? Ne? Sabah klamidya ile uyanmazsın. Ana fikir bu değil ki. Hayır, böyle bir hikaye anlatacaksan gerçekler önemlidir. Sana klamidyayı onun bulaştırdığını nereden biliyorsun?
Hassaslaşmaya başladın değil mi? Belki bu işe uygun değilsindir prenses. Bunu sen yaptın. Ben mi yaptım? Evet, bu yüzden hikayeyi anlatmaman gerek. Yardım lazım mı? Hayır. Tamam. Ah tanrım. Elimden geldiği kadar hızlı çalışıyorum Nick ama annem beklenmedik bir şekilde geldi. Köpeğimi uyutmam gerekti ve... Biliyor. Beni de sıkıştırıyorlar. Yani... yardım edebileceğin bir şey var mı? Yani ben... Yo, hallederim, iyiyim. Tamam mı? Seni üzecek bir şey mi yaptım? Bunu açmak istemezdim, özellikle de şimdi. Ama evet, madem konuyu açtın, evime çiçek gönderemezsin Nick. Tamam. Çiçek mi göndermem lazımdı? Hayır, gönderdiğin çiçekler yüzünden Kevin'le büyük bir kavga çıktı. Hayır, dur biraz. Sana çiçek yollamadım. Nick, kartı gördüm, imzalamışsın. Neden bahsettiğini bilmiyorum, üzgünüm. Sen uzak dur dedin, öyle yaptım. Bu da ne böyle? Sanırım biri evime girmeye çalışıyor. 992 Hollow Parkway. Adınız ve soyadınız nedir? Natalie Dadich. Aman tanrım, lütfen birini gönderin lütfen. Polislere haber verildi. Sakin olmanız gerek. Telefonda konuşmaya devam edin, tamam mı? Tamam. Evde kaç kişi var? Bilmiyorum. Silahları var mı? Bilmiyorum. Bayan, güvenli bir yere geçebilir misiniz lütfen? Yaklaştılar mı? Yoldalar ama soruma cevap vermeniz gerek. Bayan, beni duyuyor musunuz? Evet, affedersiniz. Bir hata yapmışım. Yani polis lazım değil mi? Hayır, bakın çok üzgünüm. Hafta başında çok korktuk ve gerçekten tam sınırdayım. Kendinize iyi bakın, olur mu? Tamam. Gönderin 992 Hollow Park diye, evimde biri var. Numara ve adresten yardıma ihtiyaç yok diye bir telefon aldık. Fikrimi değiştirdim, buraya hemen birini gönderin lütfen. Evde kaç kişi var? Kaç kişiler bilmiyorum, silahları var mı bilmiyorum. Var mı? Tek bildiğim şey evimdeler. Güvenli bir yere ulaşabilecek misiniz? Heynet. Heynet.
Durumu nasıl? Durumu iyi. Çok morluğu var. Ufak bir çatlak olabilir. Onu buldunuz mu? Henüz değil. Bu gece burada uyumayacağız. Polis bütün evi kontrol etti. Bütün gece arabalarında oturup çevrede bekleseler de umrunda değil. Olanlardan sonra burada uyuyamam. Bana inanmıyorsun. Bir şey gördüğüne inanıyorum. Hayır, evde gerçekten birinin olduğuna inanmıyorsun. Peki ya telefonum Kevin? İçindeki fotoğrafları nasıl açıklıyorsun ha? Belki arkadaşın Nick çekmiştir. Vay, cidden mi? Belki arkadaşın Nick çekmiştir. Bak kendin söyledin. Bu saatler hep evde yalnız olduğun zamanlar. Bu gece otelde yatacağım. Hangi parayla? Kredi kartlarımız limitte. Kredi ödemesi gelecek hafta. Natalie, biraz durur musun? Onu görecek olursan bana söyle. Bay Dedich, sizi görmek güzel. Böyle kısa sürede geldiğiniz için sağ olun. Biraz cevap bulmayı umuyorum. Bu konuda aynı fikirdeyiz. Kamera kayıtlarını taradık. Bakmadan önce sakıncası yoksa karınızın resmi ifadesine bakalım. Polis kayıtlarına göre eşiniz saldırganı fark ediyor, üst kata koşuyor, kapıyı kilitliyor. Sonra bir şekilde saldırgan odaya yanına giriyor. Tekrar koşuyor. Önüne kütüphane çıkıyor. Ekibimin bildirdiğine göre bu kütüphane eşinizin söylediği yerde değildi. Bay Dedich, hatırladığınıza göre bu duyduklarınız gerçeklerle uyumlu mu? Evet. Tamam. Görüntülerin hiçbir kısmında başka bir insan görünmüyor. Ne salonda, ne giriş holünde, ne de merdivenlerde. Bay Dedich, eşiniz kendisini camdan atana kadar kimse eve girmemiş ya da çıkmamış. Ben bunları uydurmuyorum. Ben öyle bir şey demedim. Buna satır altı denir Kevin. Yoksa neden tekrar ilaca başlamamı isteyesin? Peki tamam. Biraz ara verelim. Natalie, şunu bilmeni isterim. Bu odadaki hiç kimse bir şeyleri uydurduğunu ima etmiyor. Bana inanın, tamam mı? Kulağa nasıl geliyor biliyorum. Ama ne gördüğümü de biliyorum. Ben hayal görmüyorum. Bence o eve asla taşınmamalıydık. Ama taşındık yani. Yani satarız. Çıkardığın onca yaygaradan sonra mı? Bizim çıkardığımız. Evet. Claudia ve kocasına satabiliriz, tamam mı? Robert'la konuştum ve dedi ki... Dur, Robert'la mı konuştun? Ne zaman? Claudia'ya gidip evin geçmişini anlatmasını istediğim aman zaman. Sandım. Bak, bu geçerli bir nedendi. Neden akrabalarının öldürüldüğü yerde ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyin bize musallat olduğunu söyleyip onları rahatsız ettin? Bilmiyorum Kevin. Neden benden başka herkesin duygularını bu kadar önemsiyorsun? Tek yaptığım şey bizi kollamakken nasıl kötü adam oluyorum anlamadım. Senin hiç sınırın yok Natalie. Ne istersen yapıyorsun. İnsanlar ne hisseder düşünmüyorsun. Anladım. Peki ya benim duygularım Kevin? Annene hiç bu kadar benzememiştin. Biliyor musun? Sen gerçekten iğrenç birisin. Neden şimdi böyle bir şey söyledin ki? Evet, harika. Her zamanki gibi çekip git. Çünkü sen lanet korkağın tekisin. Kevin... Ne yapıyorsun? Kevin? Aman Tanrım. Biri yardım etsin. Beni 911 arasın. Pardon, çok üzgünüm. Merak etme, merak etme. Biri 911 arasın. Bayan Dedich, şu an kendinde ve hafıza kaybına ya da başka bir fiziksel travmaya dair bir iz yok.
O iyi mi? Tamam, peki ne oldu? Oturmak ister misiniz? Lütfen. Neyum diye bir şeyden haberdar mısınız? Hayır. Oldukça ölümcül bir zehirdir. Bunu size sordum çünkü kocanızın kanında bunun izlerine rastladık. Şey, az dozlarda uzun süreli alınımı sağlık bozukluklarına yol açabilir. Semptomları kusmadan kas zayıflığına, inmelere, aritmik kalp çalışmasına kadar değişebilir. Bazen kalp kriziyle karıştırılabilir. Kanına nasıl karışmış olabilir sizce? Gemini görmek istiyorum. Ne yazık ki buna izin veremem. O benim kocam. Ne demek izin veremem? Bunu anlıyorum Bayan Dadiç. Ama şu anda yetkililer yanında. Neden biraz oturmuyorsunuz? Hayır, ben senden yanayım Natalie. Hiç öyleymiş gibi gelmiyor. Sadece anlamaya çalışıyorum. Bay Dedich'in hastane raporlarına göre bu maddeye uzun süredir maruz kalıyormuş. Neden? Evliliğimizi kurtarmak için bu kadar uğraştıktan sonra kocamı neden öldürmeye çalışayım? Belki bu Nick Scott denen adam geri döndüğü içindir. Tanrım. Onunla hayat kurmaya karar vermişsindir, genç, dengeli, yakışıklı. Ayrıca kariyerini başlattığını da unutma. Ben kocamı seviyorum. Belki beyindeki kimyasal bir dengesizlik. Bu görüntüde evin her yanında görünmez bir saldırgandan kaçıyorsun. Benim evimde biri vardı. Belki de kocanın seni hiçbir zaman tamamen affetmeyeceğini anladın. Demek konuşmamızı sonlandırıyorsun. Eğer tutuklu değilsem işime geri dönmek istiyorum. Tabii, dön bakalım. Nasıl hissediyorsun? Dünden iyiyim sanırım. Bu gece yemek yapacağım. İstediğin herhangi bir şey var mı? Yine proje üstünde çalışmam gerek. Avery ile yani. Evet. Kendini böyle zorlaman gerektiğine emin misin? Hastaneden daha yeni çıktın. Notumuzun yarısı. Başka şansım olduğunu sanmıyorum. Ayrıca geride kaldık. Tüm yükü onun sırtlamasını istemem. Öğle yemeğini almayacak mısın? Hayır, ben yemek yemek istemiyorum. Hafif başlayacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Yardımcı olabilir miyim? Affedersin. Gerçekten çok güzel bir kadınsın. Sanırım yanlış eve geldin. Yani işe hemen başlamak istiyorsun, öyle mi? Gitmeni istemek zorundayım. Hey, ne yapıyorsun sen? Aman sen, gerçekten karşılıklı olmak istiyorsun. Gel buraya. Gel buraya. Hey. Ben de elbise giymeyi umuyordum. İşimi biraz kolaylaştırır. Aman tanrım. Bu ne? Sakın direnme. Bu bana son vuruşun olacak. Size iyi haberlerimiz var. Saldırganın kimliğini belirlemeyi başardık. Travis Murray. Kameralarınız onu saldırıdan hemen önce evin çevresini gözlerken tespit etmiş. Evinizi uzun süredir izlediğine inanmak için nedenlerimiz var. Peki şimdi ne yapacağız? Avukat tutup dava mı açacağız? Pek sayılmaz. Aslında onu tutuklayamadık. Ne? Soruşturma sırasında Travis'i tüm suçlamalardan aklayan bilgiler bulduk. Ne demek? Bu adam evimize girdi. Robert Sorrentino size şu anda oturduğunuz evi satan adam. Onun bununla ne ilgisi var? Sorrentino birkaç saat önce gözaltına alındı. İlgisi olduğunu itiraf etti.
Ne demek bu? Ona saldırmak için evimize birini mi yollamış? Dedektiflerimiz Travis Murray'nin arama kaydında bir online gönderiye rastladı. Burada Bayan Dedich'in adı var. Yanında da online bir kaynaktan çekilmiş fotoğrafı mevcut. Ben şaşırtılmayı tercih ederim. Evet. Yalnız kalpler köşesine ilan verilmiş. Bayan Dedich'i yalnız tatminsiz bir ev kadını olarak yansıtmışlar. Özellikle yabancılarla ani şiddetli sekse dair fetişi olduğu yazılmış. Neyse ki dedektiflerimiz IP adresini Robert'a kadar takip etmeyi başardı. Robert aynı zamanda evinize saldırmayı teşvik eden bildiriyi gönderdiğini ve dergi aboneliklerine başvurduğunu itiraf etti. Bay Sorrentino zarar vermek istemediğini söyledi. Sadece sizi korkutup alımı iptal etmenizi sağlayacakmış. Karım neredeyse tecavüze uğruyordu ve dövüldü. O kadar zarar gördü ki evimizde uyuyamıyor. Köpeğimi zehirleyip öldürdü ve aynı şeyi bana da yapmaya çalıştı. Hey, durun, durun, durun Bay Dedich. Şu ana kadar Bay Sorrentino mülkünüze girdiğini tamamen reddediyor. Karınıza karşı yapılan diğer saldırılardan haberi yokmuş ve Nerium'la hiçbir işi olmamış. Hadi oradan. Tabii ki bunu inkar edecek. Dolandırıcılık başka ama cinayete teşebbüs, bunu es mi geçeceksiniz? Anladım, dinleyin. Adamlarımız bir itiraf almak için devamlı çalışıyor. Hala tutuklu. Kabullendiği suçlar yüzünden içeride. İyi haber var dediğinizi sanıyordum. Evet, var. Onu sorgularken önceki ev sahiplerinin ölümüyle ilgisi olduğuna inanmamızı sağlayacak şeyler öğrendik. Nasıl bir ilgi? Robert, Bayan Sorrentino'nun bilgisi dışında yüklü miktarda borca girmiş ve kayınbiraderinden ona kalacağını bildiği sizin eviniz elindeki tek mali kaynakmış. Seni dinlemeliydim. Özür dilerim. Devamlı kendimi kandırıp durdum. Eğer biraz daha beklersem düzelirsin dedim. Ama ikimiz de biliyoruz ki bana bir daha hiç güvenmeyeceksin. Tam olarak asla. Bence ayrılmayı konuşmamız gerekiyor. En azından bir süreliğine. Size notunuzun yarısı dedim. Dalga geçmeyin. Birbirinize danışın, bana danışın. Dersten sonra buradayım. Bazılarınız bunu zaten biliyor. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ben bilmiyorum ama siz diyorsunuz.
Bu ayakkabılara ne kadar ödedin? Bilmek mi istiyorsun? Bilmek istemiyorum çünkü şeye benziyorlar. Evet, yüklü bir miktardı. Telefona bakmayacak mısın? Anlamı yok. Eve gelmemi istemediğini açıkça belirtti. O senin eşin. Telefona bakmalısın. Merhaba, benim. Nereden başlasam bilemiyorum. Dün gece söylediklerim için çok üzgünüm. Ciddi değildim. Sanırım hala iştesin ama eğer hemen eve gelirsen seninle biraz vakit geçirmek isterim. Seni seviyorum. Uyanık olacağım. Ara beni. Ben anlamıyorum. İnsanların olayı budur. Fikir değiştirirler. Bolca hem de. Şey ya, bunu aslında yarın da bitirebiliriz. Kevin, evine git. Bu aptal evden nefret ediyorum. Alo. Merhaba, nasıl gidiyor? İyiyim. Eve doğru geliyorum. Neredeydin ki? Sen bana eve gelme dedin, ben de o yüzden... Ne zaman? Bana mesaj attığında... Hayır Kevin, sana mesaj atmadım. Şu anda kısa mesajlarıma bakıyorum. İstersen sana ekran görüntüsünü atabilirim. Merhaba. Çiçekler ne kadar? 8.95. Tazeler değil mi? Kesinlikle. Aha.
Abim. Evet, sinirli biriydi ama katil değildi. Kadının da mı bir ilişkisi vardı? Hı-hı. Kimsenin tanımadığı gizemli bir adamla. Aaron evi sıfırdan tasarladı. O sürtük bir şeyin peşindeydi. Söz veririm. Seni buraya o getirdi değil mi? Aaron. Burada yanında olmanı istedi. Sen onu seviyordun. Senin vazgeçtiğin her şeyden sonra yine de o adamı seçti değil mi? Sen bunu hak etmiyordun. Sen bunu... Thank you.
Dur, yardım edeyim. Onu öldürmene yardım edeyim. Evet, bunu örtmene yardım edeyim ve sonra burada birlikte kalırız. O beni artık sevmiyor. Artık yalnız kalmaktan yoruldum. Buharı biraz abartmışsın Ned. Sanırım önemli olan romantik çaban. Demek oradasın. Bu seksi hazine avı işini sevdim ama banyo epey batmış. Hey. Uyuyor musun? Thank you.
Seni çok seviyorum, çok üzgünüm. Hadi gidelim, geçti artık. Hadi gidelim. Korkutamazsın. Kusura bakma ama sadece ön kapıdan girdim. Şu eşyaları buradan çıkarmama yardım eder misin? Ederdim ama iyi iş çıkartıyorsun. Bozmak istemedim. Elimde hala bıçak var. Farkında mısın? Aha. Neden bana öyle bakıyorsun? Çünkü iyi görünüyorsun. Ben nasıl görünüyorum? Tamam ve bütün an mahvoldu. Oh, daha güzelleştirdim sanıyordum. Şunu ben alayım. Ve hey, hediye için sağ ol. Ben de kalsın istemedim. Yani... Hey çocuklar, bütün odalara baktım. Her şey taşınmış. Tabii Dave'i buraya geri yollamak istemezsen geri dönse de umurunda olmaz. Sorun değil. Seni duydum Geralt. Bu bıyık seni değiştirdi. Biliyorum. Son kutu mu? Tamam hadi bakalım. Teşekkürler. Hazır mısın? Evet. Gel bakalım oğlum. Eve veda edelim mi? Kesinlikle. Güle güle ev. Burada neredeyse ölüyorlar. Evet, köpek de öldü. Aa, evet, doğru. Ve insanlar... you ever